Mutfağımdan herkese merhaba. Bugünkü tarifim ıspanaklı rulo börek. Artık mevsimi geldi, ıspanakların bolca böreklerde, yemeklerde yer veririz. Sevenlerine buradan duyurulur. Nefis bir börek bu. Hadi şimdi tarifine geçelim. Ispanaklı rulo böreğimiz için 750 gram kadar ıspanağımız vardı. Bunu güzelce yıkadık, bütün kumu ve tozu çıkıncaya kadar. Sonra kuruttuk. Yani suyunu süzdük ve şöyle gördüğünüz gibi de iri bir şekilde doğradık. Ispanağımızın üzerine şu kadar incelikte doğranmış olan kuru soğanımız var. Onu ekliyoruz. Ispanağımız ve kuru soğanımızın üzerine de şöyle 100 gram kadar bir lor peyniri, çökelek de olabilir, lor peynirimiz var. Onu da ekliyoruz. Bir de 150 gram kadar böyle sert beyaz peynirimiz var, ufalanmış. Onu da ekliyoruz. Güzelce bütün malzemeyi birbirine karıştırıyoruz. Peynirimizi de ekledikten sonra şöyle bir çay kaşığı kadar karabiberimiz var. Karabiberimizi serpiyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz serpiyoruz. Baharatlarımızın üzerine de yarım çay bardağı kadar zeytinyağı var. Onu ekliyoruz. İsterseniz baharatları kendi damak zevkinize göre çeşitlendirebilirsiniz. Bütün bu malzemeyi güzelce birbirine karıştırıyoruz. İç harcımızı hazırladık. Şöyle bir kenara alalım. Şimdi sosumuzu hazırlayalım. Böreğimize koyacağımız. Bunun için bir su bardağı sütümüzü çırpma kasemize alıyoruz. Bir su bardağı kadar yağ kullanacağız. Bu yağın yarısı zeytinyağı, yarısı da eritilmiş tereyağı. Yani yarı yarıya koydum. Güzelce karıştırdık ve sosumuzu da bir kenara alıyoruz. Böreğimiz için ben 5 adet yufka kullanacağım. Yufkalarımdan bir tanesini tezgahıma serdim. Maalesef yufkalar açılırken biraz yırtıldılar. Bir tanesini serdim ve az önce hazırlamış olduğum sütlü ve yağlı olan sosumdan yufkanın her tarafına bu şekilde sürüyorum. İkinci yufkamı da birinci yufkanın üzerine serdikten sonra aynı şekilde ikinci yufkamın her tarafını sosumla ıslatıyorum. Üçüncü yufkamızı da yayıyoruz ve yine aynı şekilde sosumuzdan üçüncü yufkamıza da sürüyoruz. Her tarafına gelecek şekilde yayıyoruz. Dördüncü yufkamızı da aynı şekilde her tarafına gelecek şekilde sosladık. En son beşinci yufkamızı da güzelce sosluyoruz. Soslama işlemimiz bitti. Şimdi ıspanaklı iç harcımızdan şu şekilde böreğimizin her tarafına güzelce yayıyoruz. Harcımızı yaydıktan sonra şöyle iki kenarından içe doğru yufkalarımızı kıvırıyoruz ve bir ucundan başlamak üzere şu şekilde çok fazla sıkı olmamak üzere çok da gevşek olmayacak şekilde yufkalarımızı sarıyoruz. Böreğimizi bu şekilde sardıktan sonra fırın tepsisine yerleştireceğiz ama öncesinde şöyle iki parçaya bölüyoruz. Hem tepsiye daha rahat taşıyalım hem de daha kolay aralıklı pişsinler diye. Şu şekilde iç dokusunu da göstereyim sizlere. Tepsimizi alıyoruz. Böreklerimizin içine çok az sıvı yağ ile açmış olduğum yumurta sarısı ile kaplıyorum. Yani yumurta sarısı sürüyorum böreklerimizin üstüne. Şimdi böreklerimi şöyle iki parmak kalınlığında olacak şekilde dilimliyorum ama kesikleri tam alta kadar değil, biraz daha yukarıda kalacak şekilde yapacağım. Böreklerimizi bu şekilde dilimledikten sonra şimdi fırına veriyoruz. Fırınımızı 180 derecede önceden ısıtmıştık.
kızarıncaya kadar böreklerimiz fırında kalacaklar. Böreklerimiz çok güzel kızardılar. Nefis kokuyorlar. Ben şöyle bir ucundan da baktım ayrıca. Çok güzel olmuşlar gerçekten. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Şimdi ıspanak hele ki mevsimi geliyor. Her yerde bol bol bulabiliriz. Şimdi servis yapacağınız zaman bu kesilmiş olan yerlerden böreği dilimleyebilirsiniz. Bu anlamda da dilim için kolaylık sağlıyor. Ne diyelim? Hadi bakalım, yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara da afiyet olsun.